Bu videoda size vektör nokta çarpımının temel özelliklerinin ispatını yapmak istiyorum. Az sonra görecekleriniz size bir miktar sıradan gelecek olabilir. Aslına bakarsanız gerçekten de sıradan şeylerden bahsedeceğim. Çünkü bunlar ilk olarak doğrusal cebir derslerinde sizden bilmeniz beklenen şeylerdir. Ama daha da önemlisi bunu yapmak bize vektörler hakkında temelden başlayarak bir şeyler öğrendiğimiz ve öğrendiklerimizi üst üste koyduğumuz hissini verir. Böylece varsayımlarda bulunmak zorunda kalmayız, ispatları kendi kendimize yapacak düzeye geliriz ve ayrıca bilgimiz arasında boşluklar da kalmamış olur. Öncelikle bir vektör nokta çarpımı aldığımızda mesela V vektörü ile W vektörünün nokta çarpımı olsun. Bu işlemin değişme özelliğinden bahsedelim. Bu nokta çarpımı hangi sırayla aldığımızın bir önemi olmadığı anlamına gelir ve şimdi bunun W ve V vektörünün nokta çarpımına eşit olduğunu ispatlayalım. Peki bu ispatı nasıl yapacağız? Vektör ispatları için kullanılan bir yöntem kullanacağım. Önce vektörleri yazalım. V1, V2 böyle böyle VN'ye kadar bir vektör olarak. Evet bu vektör V vektörü diyelim, W vektörünü de W1, W2'den Wn'ye kadar tanımlayalım. V ile W'nun nokta çarpımı neye eşittir sorumuz bu. V ile W'nun nokta çarpımı, renk değiştireyim, V1 çarpı W1 artı V2 çarpı W2 ve böylece Vn çarpı Wn'ye kadar olan bu toplama eşit. Peki ya... W ile V'nin nokta çarpımı. Nokta çarpımının tanımına göre, yani vektörlerin nokta çarpımını bize verdikleri sırayla alırsak, W1 çarpı V1 artı W2 çarpı V2 artı nokta 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 artı w n çarpı v n elde ederiz. Bu ikisi birbirine eşittir çünkü terimleri eşitlerseniz v 1 çarpı w 1 w 1 çarpı v 1'e eşittir. Bu arada bunu söyleyebiliyorum çünkü burada bildiğimiz sayılar söz konusu. Bunlar vektörler ve şu anda çarpmanın garip bir şekli olan nokta çarpım işleminden bahsediyoruz. Evet bu alıştığımız çarpma işlemlerinden biri olduğu için bunları eşit olduklarını söyleyebiliriz. Hemen not ediyorum, bunun adı değişme özelliğidir. Çarpmanın değişme özelliği. Aynen ikinci ya da üçüncü sınıfta öğrendiğimiz gibi. Bunların ikisinin eşit olduklarını biliyoruz. Benzer bir mantıkla bunların ikisi de birbirine eşit ve terimlerin her birini bunların yerlerini değiştirerek yazabiliriz. Bu skaler yani bildiğimiz reel sayıların çarpımından farklı bir durum değil. Bunların ya da bunların birbirine eşit olduklarını da buna dayanarak söylüyoruz. Böylece nokta çarpım aldığımızda sıranın önemli olmadığını görmüş ve kendi kendimize de ispatlamış olduk. Sırada nokta çarpımın dağılma özelliği. Evet, bunun olup olmadığına bakalım. Farklı bir vektör daha. Mesela x vektörünü tanımlayalım. Nasıl tanımlayacağımı tahmin ediyorsunuz değil mi? Doğru. x1, x2, böyle böyle, x neye kadar devam edecek dağılma özelliği eğer nokta çarpımı içinde işlemesi gerektiği gibi işliyorsa, mesela v ile w'nun toplamının x ile nokta çarpımını alırsam, ki bu arada bu işlemi hangi sırayla yaptığımızın bir önemi olmadığını az önce gördük. Evet, nokta çarpımın değişme özelliği vardır dedik değil mi? Ama eğer dağılma özelliği de varsa bunun v ile x'in nokta çarpımı artı w ile x'in nokta çarpımına eşit olması gerekir. Bunlar eğer bildiğimiz sayılar, bu da bildiğimiz çarpma işlemi olsaydı bunun doğru olduğunu hemen söyleyebilirdik öyle değil mi? Peki ya nokta çarpım söz konusu olduğunda? Hemen v artı w'nun neye eşit olduğunu bulalım. v artı w eşittir birbirine karşılık gelen terimleri toplayacağız öyle değil mi? Yani v1 artı w1, v2 artı w 2 böylece vn artı wn'e kadar gideceğiz. İşte böyle. Bunun x1, x2 ve xn'ye kadar tanımladığımız x vektörü ile nokta çarpımını almamız gerekiyor. Böylece v1 artı w1 çarpı x1 artı v 2 artı w2 çarpı x2 artı nokta 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 artı vn artı wn çarpı xn. Bu ikisinin nokta çarpımını aldığımız konusunda hem fikiriz öyle değil mi? Birbirine karşılık gelen bileşenleri çarpıp hepsini topladık. Evet nokta çarpım yani v artı w'nun x ile nokta çarpımının sonucu bu. Not edeyim v artı w'nun x ile nokta çarpımı. Şimdi de buna bakalım. V ile x'in nokta çarpımı. Daha önce de gördüğümüz gibi. V1 çarpı x1. Bu arada bunlar vektör değil. Vektörlerin bileşenleri artı V2 çarpı x2 artı nokta 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 artı Vn çarpı xn. Peki ya W ile x'in nokta çarpımı nedir? Bu da w1 çarpı x1 artı w2 çarpı x2 artı nokta 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 wn çarpı xn'e eşit. Peki bu ikisini toplarsak sonuç olarak ne buluruz? Bu arada bunların skaler olduklarının da altını çizmek istiyorum. İki skaleri topluyoruz. Bu skaler, bu da. Başka bir deyişle bunlar vektör değil. Ve bunları toplarsam sonuç ne olur? v ile x'in nokta çarpımı artı w ile x'in nokta çarpımı. v1 çarpı x1 artı w1 çarpı x1 artı v2 çarpı x2 artı w2 çarpı x2 ve vn çarpı xn artı wn çarpı xn'e eşit olur. Biraz monoton olduğunun ve sıkılmaya başladığınızın farkındayım ama yine burada söz konusu olanın bildiğimiz sayılar olduğunu düşünürsek ve bunları x parantezine alırsak sonuç ne olur? Evet bunları x parantezine alalım. v1 artı w1 çarpı x1 artı v2 artı w2 çarpı x2 artı nokta 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 artı vn artı wn çarpı xn elde ederim. Ve bunun burada gördüğümüzün aynısı olduğunu fark ettiniz değil mi? Böylece bu ifadenin buna eşit olduğunu ya da nokta çarpımında dağılma özelliği olduğunu gördük. Sıradan şeyler yapacağımızı söylemiştim. Peki bu kadar sıradan olmasına rağmen neden mi yapıyoruz? Çünkü bunlara dayalı varsayımlarda bulunmak istemiyoruz. Her şey sağlam temeller üzerine oturmalı ve bu ispatlar gördüğünüz gibi oldukça kolay ispatlar. Benzer ispatları vektör toplamı ve vektörlerin skalerlerle çarpımı için yapmadım ve aslında bakarsanız yapsaydım çok daha iyi olurdu. Ama bu ispatları yani değişme ya da dağılma özelliğinin skaler çarpımı için geçerli olduğunu siz kendi kendinize ispatlayabilirsiniz. Bilirsiniz. Çok sıradan ispatlar olduğu için çoğu ders ya da test kitabının bu ispatlara yer vermediğini ve öğrencilerin bu ispatları kendi kendilerine yapmalarını önerdiklerini görebilirsiniz. Her neyse son özellik olan birleşme özelliğine de bakalım. Hemen göstereyim. Eğer skaler bir değer alıp bunu bir v vektörü ile çarpıp bunun da w ile nokta çarpımını alırsam bu işlemde eğer bildiğimiz çarpma gibi birleşme özelliğine sahipse bunun bu arada henüz ispatlamadığım için buraya bir soru işareti koyayım ne diyordum bunun c çarpı v ile w'nun nokta çarpımına eşit olması gerekir hadi bakalım şimdi de bunun doğru olup olmadığını görelim c ile v vektörünün çarpımı neye eşittir c çarpı v 1 c çarpı v2 ve böylece c çarpı vn öyle değil mi? W vektörünün de w1, w2'den başlayıp wn'ye kadar tanımlandığını biliyoruz. Bununla bunun nokta çarpımı. Bakalım neye eşit olur? Bununla w'nun birinci terimi yani c çarpı v1 çarpı w1 c çarpı v2 çarpı w2 ve böylece c çarpı vn çarpı wn'ye kadar bu şekilde devam edeceğiz. İşlemin sol tarafı buna eşit. Sağ tarafı, şimdi bir de ona bakalım. V ile W'nun nokta çarpımını şuraya yazayım. V ile W'nun nokta çarpımı. Daha önce defalarca yaptığımız bir şey. V1 çarpı W1 artı V2 çarpı W2 artı böylece Vn çarpı W ne? Ben bile yazmaktan bu kadar yorulmuşken sizin de izlemekten yorulmaya başladığınızı tahmin etmek zor değil. Ama bu yaptıklarım bir bakıma faydalı alıştırmalar. Siz de bu şekilde düşünmeye çalışın olur mu? Ve biri sizden bunu yapmanızı isterse artık nasıl yapacağınızı da biliyorsunuz. Peki, bunu c ile çarparsak sonuç ne olur? Bunu bir skalerle çarpmak demek, aynı skalerde bunu çarpmak demektir. Bunu bildiğimiz sayıların dağılma özelliği olduğunu düşünürsek bir de skalerle çarpıyoruz o. Bu halde sonuç c çarpı v1 çarpı w1 artı c çarpı v2 çarpı w2 artı böyle böyle c çarpı vn çarpı wn olur. Böylece yani bu buna eşit olduğu için bunun da buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusalca bir derslerimde öğretmenimiz bunu ispatlamamızı istediğinde çok zorlanıyordum. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi bu gerçekten de açıkça doğru olan bir durum. Bunların bileşenlerine bakarsak her bir bileşeni çarpıp birbiriyle topladığımızda bunun birleşme özelliği de olduğunu görüyoruz. O halde neyi ispatlamamız gerekiyor ki diye düşünmüş ya da düşünecek olabilirsiniz. Hem de tüm bunları yazmak bu kadar zaman alır iken. Bu dünyayı değiştirecek bir ispat değil. Ve reel sayıların birleşme, dağılma ve değişme özelliklerinden faydalanıp vektörleri de bileşenleriyle ifade ettiğimizde bu özelliklerin vektör nokta çarpım içinde geçerli olduğunu bulabiliriz. Belki umarım siz de bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bundan sonraki videoda bu özellikleri kullanarak vektörlerin daha havalı özelliklerini ispatlayacağız.